Nikah memuru akıl almaz bir hata yapmış. Yanlış kimlik numarası girince gelini yanındaki damatla değil başka bir adamla evlendirmişti. Şov haber o damadın isyanını ekrana getirmişti. Ekibimiz bu kez de yanlışlıkla evlendirilen diğer adamı buldu. Bakın o genç başına geleni öğrenince nasıl şaşırdı. Kızınızla evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Evlendim sandığım kadın 2 gün 3 gün başkasıyla evli kaldı. Evlenmenize engel durum olmadı anlaşılan. 3 gecelik bir evliliğimiz olmuş. Ben gelini tanımıyorum. Hiçbir alakam yok. Bir bakayım. Güldü çünkü başına gelenin gerçek olduğuna bir türlü inanamadı. Yanlışlıkla evlendirildiğini Şov Haber'den öğrenen adam hayatının şokunu yaşadı. Evlendiğiniz kişinin ismi de bu. Ben çocuğumu bekar biliyorum, siz evli diyorsunuz. Ya insan şoka giriyor yani. Bekar bir insan olarak. Bir yandan nikahları kabusa dönen Özdemir çifti. Karşı taraftaki adam evlendiğinden hiçbir haberi bile yok. Diğer yanda evlendiğinden haberi bile olmayan bir adam. Geçtiğimiz günlerde ekrana getirdiğimiz nikah memurunun yapmış olduğu bir hatadan dolayı yanlışlıkla evlendirilen Hakan Bey ile Tuzla'da buluşma ayarladık ve şu anda kendisinin yanına doğru gidiyoruz. Evet, Hakan Bey merhaba. TC kimlik numarasındaki bir hata yüzünden yanlışlıkla başkasıyla evlendirilmişsiniz. 3 günlük bir evliliğiniz olmuş. Ben. Bir bakayım. Trajikomik bir olay yani, şaşkınım şu anda. Gitmediğiniz bir nikah dairesinde evlendirildiniz. Trajikomik bir olay. Zaten Türkiye'de oluyor böyle şeyler. Başka ülkede olmaz yani. Yanlışlıkla evlendirilen kişinin yanındayız. Şimdi asıl damadı arıyoruz. Konuş. Öğrenince çok şaşırdım yani. Yani şaka gibi bir olay yani. Beyefendinin hiçbir haberi olmadan yaptılar bu işi de yani. Talihsiz adam yaşadığı mağduriyeti mahkemeye taşıyacak. Son sözü yargı söyleyecek. İlgili makamlara gerekli başvuru yaparım. Evdekiler şaşıracaklar, onlar da benim gibi şoka girecekler. Kızınızla evlenmeyi kabul ediyoruz.